2 Temmuz'dan sonra Çorum'a geçiyoruz. 3 Temmuz günü Çorum anması yapıyoruz. Çorum katliamı, Çorum direnişinin yıl dönümü olduğu için de Çorum'da anmamızı yapacağız. Çorum'dan sonra da ayın 4'ünde, 4 Temmuz günü de Hacı Bektaş'ta Alevi kurumlarıyla birlikte, Alevi kurum yöneticileriyle birlikte bir toplantı yapacağız. Türkiye Alevi hareketiyle, Avrupa'dan arkadaşlarla olacak bir toplantı yapacağız. Hacı Bektaş Belediyesi ile görüşeceğiz. Belediye yönetimiyle, başkanıyla görüşeceğiz. Hacı Bektaş Veli Anma etkinlikleriyle ilgili bizim programımızı sunacağız. Alevi kurumlarının programını belediyeye sunacağız. Çünkü biliyorsunuz her yıl ortaklaştırıyoruz belediyenin programıyla Alevi kurumlarının programlarını. Fakat bu yıl farklı bir şey, bir gelişme daha var. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı bir sözde bir Alevi kurumu oluşturuldu şeyde. Kültür Turizm Bakanlığı bünyesinde Cemevi Başkanlığı diyoruz biz ona ama yani bu insanlar biz devletiz, istediğimiz zaman istediğimiz yerde anmayı yaparız edasıyla hareket ediyorlar. Adeta dergahı bir işgal etme, dergaha doğru bir işgal hamlesi içerisindeler, davranışı ve görüntüsü içerisindeler. Biz hiçbir zaman devletin yetkili ve muhatap organlarıyla bu etkinliği yapmayalım dememiştik. Bu arkadaşlar zannedersem ki Hacı Bektaş anmalarına çok yabancılar herhalde. Dergaha da çok yabancı olduklarını görüyorum. Çünkü 61.si yapılacak olan bu anmaların 60 yıldan beri belediye ile Kültür Bakanlığı ortak yapıyor zaten. Sadece 12 Eylül darbesi döneminde bir 4 yıl kesintiye uğramış. Dolayısıyla biz Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın orada olmasından rahatsız değiliz. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bünyesinde oluşturulan sözde Cemevi Başkanlığı'nın herhangi bir şekilde meşru görmediğimiz için herhangi bir şekilde Cemevi Başkanlığı'nı muhatap almıyoruz. Geçmişte Abdullah Gül'ünden tutalım da Süleyman Demirel'ine kadar, Ahmet Necdet Sezer'inden devletin farklı kademelerindeki cumhurbaşkanları, başbakanları anmalara gelmişlerdi, protokollerde bulunmuşlardı. Bu yılda Recep Tayyip Erdoğan da gelebilir. Tabii ki bu ülkenin cumhurbaşkanıdır, gelir. Bunlara bizim bir itirazımız zaten yok. Fakat Cemevi Başkanlığı'nın gelip bu anmaları biz yapacağız, Alevi kurumlarını tanımayacağız, hatta Hacı Bektaş Belediyesi'ni görmeyeceğiz bir şeyiyle, tavrıyla hareket etmesini kabul etmiyoruz. Cemevi Başkanlığı'nın varlığını da kabul etmiyoruz biz. O kurumun yöneticileri biz devletiz, biz yetkiliyiz, istediğimizi yaparız derken herhalde bir Alevi'nin biz devletiz demeyeceğini de unutuyorlar zannedersem. Biz orada hünkârımızı anacağız, semahlarımızı döneceğiz. İnancımız gereği Serçeşme'mizde Hacı Bektaş Veli'yi anma etkinliklerini her yıl olduğu gibi Hacı Bektaş Veli'ye yakışır bir şekilde anmamızı yapacağız. Konuşmadan basına açıklama yapmaları da bizi üzdü açıkçası. Biz de ondan dolayı üzgünüz. Hani genel merkez buradadır. Arkadaşlarla sürekli görüşüyoruz. Demokratik Alevi Derneği yöneticileriyle falan görüşüyoruz ki arkadaşlarımızın, ben o haberi okudum. Arkadaşlarımızın dışarıda tutulduklarıyla ilgili bir söylemleri var. Eğer dışarıda tutulmuş olsalardı Ankara'daki miting tertip komitesinde Demokratik Alevi Dernekleri olmazdı. Ya da itiraz gelişirdi oradan. Böyle bir şeyimiz yok bizim. Geçmişte yaşanan bazı problemler olmuş olabilir. Biz onu geçmişte bıraktık. Hatta bizim Tuzluçayır'daki Mamak şubemizle beraber de Mamak'taki 2 Temmuz anma etkinliklerinde beraber iş tutuyor arkadaşlarımız. Daha öncesinden, yani çok daha önce değil ama birkaç ay öncesinden Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu'nun öncülüğünde ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'nin de yoğun katkısıyla Matmak Hafıza Müzesi çalışması yapıldı. Uzun süreli bir çalışmaydı ve çok ciddi emekler harcandı. Mesela orada da Demokratik Alevi Derneklerin logosu var. Yani biz orada olmasına dair olmamasına dair herhangi bir şey telaffuz etmedik. Dolayısıyla birçok alanda, birçok sahada olup sadece ses aracının üzerinde logonun olmamasını, hiçbir yerde olmamış gibi ifade etmeleri de bizi üzüyor açıkçası. Bizim kimseyi dışarıda bıraktığımız yok. Bu ses aracının üzerindeki bütün logolar, her yıl kullanılan logolar, Divri Kültür Dernekleri, Kızılırmak Yerel Dernekler Federasyonu, bu iki örgütü özellikle söylüyorum. Çünkü Madımak'ta katledilen semahçıların 5 tanesi Divri Kültür Derneği'nin semahçılarıydı. Mesela biz o kurumun da logosunu
koymuyoruz. Yani bu arkadaşlarımız kendilerini dışarıda tutulduklarını ifade etmiyorlar ya da bizlerle konuşmadan basına, medyaya açıklama yapmıyorlar. Kızılırmak Yerel Dernekler Federasyonu da buna dahil. Dolayısıyla biz de buna üzüldük. Yani kimsenin dışarıda bırakıldığı yok. Ya bizim öyle bir gündemimizde yok yani. O üslubu biz kullanmayız. Yani o üslub bizim şeyimiz değil. Onlara ait olduğunu da düşünmüyorum ben. O örgütün, o ruhun üslubu olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla bir sorun yok. Biz arkadaşlarla otururuz, sohbet ederiz, muhabbet ederiz. Sorunumuzu konuşarak çözeriz. Varsa bir sorun çözülür. Bir problem yok yani bizim açımızdan.